Valide Sultanım. Farya Sultan'ın usulünce hareme yerleştirilmesi lazım. Lakin size danışmadan hiçbir şey yapamadım. Diyecek söz mü kaldı Lalezar? Aman sultanım, korkutmayın bizi. Sultanım, sıhhatinize ihtimam göstermeniz şart. Mahsus yapıyor, inadıma yapıyor. Hislerinin rüzgarına öyle bir kapılmış ki aldığı fevri kararların bizi nereye götürdüğünü görmüyor, göremiyor. Hacı Ağa, tez Halil Paşa'ya haber ver, yarın sabah bütün adamlarımı toplasın. Ben daha fazla tahammül edemeyeceğim. Merakımı mazur görün sultanım. Ne yapacaksınız? Devlet işlerinden elime eteğimi çektiğim kâfi. Gölgeden dahi olsa idareyi devralacağım. Farya sandığımdan daha akıllı çıktı. Kösem Sultan'a rağmen kıydırdı nikahı. Olacak şey değil. Kösem Sultan için büyük bir mağlubiyet bu. Yahut sonun başlangıcı. Kösem'in devri sahiden bitiyor belki de. Sultanım. Olan oldu artık. Kendinizi daha fazla üzmeyin. Nasıl üzülmeyeyim Silahtar? Nasıl yapar bana bunu? Aklım almıyor bir türlü. Ya sana ne demeli? Madem biliyordun. Niye bana söylemedin? Neden mani olmadın nikah? İnanın bana, bu vaziyetten ben de hoşnut değilim. Velhasıl bu nikahın pek de manası yok. Nihayetinde bu hatun hiçbir zaman şehzade anası olamayacak.
Asıl mesele de bu zaten. O kadın hanedana hiçbir zaman bir şehzade veremeyecek. Buna rağmen benim üzerimde bir pay aldı. Bunu kabul etmem mümkün değil. Hünkârımızın iradesi her şeyin üstündedir sultanım. Bunu istesek de istemesek de kabul etmeliyiz. Bu kez yanlış yola sapmanın bedeli ağır olur sultanım. Benim de haberim yoktu. Kuleye gittik. Galata Kulesi'ne. Öyle mutlu oldum ki. Orada kıyıldı nikahımız. Umarım böyle bir mutluluğu sen de tadarsın. İnşallah. Hünkâr abim sana verdiği değeri cümle aleme göstermiş oldu. Bundan gayrı kimse ağzını açıp sana kötü laf edemez. Ben o kadar emin değilim. Bu nikah sesleri kesmek bir yana her şeyi daha da berbat edecek. Nedenmiş o? Niyesi mi var Atike? Şehzadesi olmayan bir hatunla nikah kıyıldığı görülmüş şey mi? Ben sadece hakikatleri söylüyorum. Her şeyin bir ilki vardır. Asıl hakikat bu. Farya Sultanım, Valide Sultanım sizi dairesinde görmek istiyor. Müsaadenizle.
Gel. Valide Sultanım. Seni tebrik ederim Farya. Hünkar oğlum seni zevceliğe seçmiş, nikah kıymış. Bundan böyle yerin haremi Hümayun'dur. Gereken alakayı ve hürmeti göreceksin. Size minnettarım valide. Ben... Esasen buna razı gelmez, nikahın iptali için elimden geleni yapardım. Ancak senin vaziyetinde buna lüzum görmedim. Malum. Haremde şehzaden yoksa hükmün de yoktur. Hünkar oğlum da bu yüzden nikah kıymış sana. Acıdığı için. Yaramı tuz mu basmak istiyorsunuz sultanım? Hiç durmayın. Basın. Yakın canım. Mani olamam. Ama şunu bilin ki Sultan Murat bana acıdığı için nikah kıymadı. Öyle olsa bilirdim. Çünkü benim onun gözlerinde gördüğüm tek şey aşk. Demdir aşk dediğin, gelir geçer. Hünkar oğlum yeni bir ateşe düşünce ne yapacaksın? Hadi Ayşe'nin evlatları var, onlarla oyalanıyor. Sen ne yapacaksın? Unutma. Üzerinde kök salmadığın toprakta tutunamazsın. İlk rüzgarda savrulur gidersin. Lalezar, Farya Hatun'u, Farya Sultan'ı dairesine götürün. Usul neyse aynen tatbik edilsin. Emredersiniz. Melis'e otu kaynattım sultanım. İyi gelir. İstemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum! Kendinizi harap ettiniz sultanım. Yapmayın böyle. Hazmedemiyorum bir türlü. Nasıl yapar bana bunu? Nasıl içe sayar beni? Nasıl? Nasıl yapar? Sultanım. Salim. Baba. Nedir bu hali? Annem her gece bağırıyor, kızıyor. Ben çok korkuyorum. Korkma sen, tamam mı? Ayşe, nedir bu halin? Ne yapıyorsun sen? İki evlat verdim sana. En zor gününde dayı yanında oldum. Ben dururken nasıl o kadınla evlendim? Ben böyle münasip gördüm. Sevmedin beni.
Hiçbir kıymetim yok Nazır. Bir an evvel toparla kendini. Bir daha seni böyle görmeyeyim. Hele ki Ahmet'imin, Hanzadem'in yanında. Daireniz burası. Bundan böyle harem defterinde hünkârımızın nikahlı zevcesi olarak geçecek adınız. Ayda 1500 altın alacaksınız. İlaveten bunları hünkârımız size nikah hediyesi olarak gönderdiler. Emrinizde cariyeler ve ağalar olacak. Her türlü hizmetinizi görecekler. Prenses. Prenses yok artık. Sultan oldum ben. Alışkanlık işte. Sultanım, nikah haberinizi aldığımda o kadar sevindim ki. Lalezar Kaffa, madam ne olacak? Burada benle kalabilir mi? Maalesef sultanım. Kaideleri icabı kalfa olması lazım. Hususi bir terbiyeden geçecek. Madam yıllardır benim hizmetimde. Saray adabını çok iyi bilir. Bizim sarayımız sizin sarayınıza benzemez. Adabımız ve adetlerimiz başkadır. Sultanım, en doğrusu bu. Merak etmeyin, ben çabuk öğrenirim. Geberhan nerede kaldın? Çıkacakken Selim huysuzluk etti. Zar zor uyuttum validem. Hünkârım, bağışlayın. Mühim değil, geç otur şöyle. Nikahınızı kutlayamadım. Hayırlara vesile olsun. Amin. Nikah vesilesiyle hepimiz bir aradayız. Rabbim bozmasın. Gam, keder, husumet uzak olsun inşallah. Tamam. Afiyet olsun. Durun zaten.